Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Doğu Ekspresi'nde cinayet, diğer bir adıyla Şark Ekspresi'nde cinayet filmini konuşacağız. Agatha Christie'nin yazdığı polisiye bir roman uyarlaması. Burada gece yarısından sonra böyle bir tren yolculuğundan bahsediyor. Gece yarısından sonra artan şiddet tipi yüzünden Doğu Ekspresi artık yoluna devam etmez ve yılın bu zamanında tren tamamen doludur. Ertesi sabah yapılan kontroller sonucu yolcuların sağ salim trende olduğu anlaşılır. Ancak defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerikalı yolcunun kompartıman kapısı içeriden kilitlidir. Bu yolcu ünlü Armstrong davasında çocuk kaçırıp öldürmekle suçlanan birisidir. Filmi beğendiniz mi? Onu söyleyeyim. Ben filmi çok beğendim. 1974 yapımı film. Yani filmin görüntüleri çok güzel. Özgün adı Murder on the Orient Express. Biz grup buluşmamızı da bu arada Sirkeci Garı'nda Orient Express restoranda yapmıştık. Çok güzel. Orayı herkese tavsiye ediyorum. Türkiye'de de 1977'de bu film gösterilmiş. Agatha Christie'nin kitabından uyarlanma. Senaryosunu Paul Dini yazdığı film. Filmi Sidney Lumet yönetmiştir. Filmin görüntüleri çok güzel demiştim. Görüntü yönetmeni de Geoffrey Lunsford. Filmdeki oyuncu kadrosuna dikkat çekmişsinizdir. Oyuncu kadrosu da çok iyi. Filmin bazı bölümleri de Türkiye'de çekilmiş. Çok güzel, yani çok başarılı bir film. 47. Akademi Ödülleri'nde de 6 dalda aday gösterilmiş. En iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu da en iyi kadın oyuncu da Bergman ödülü almış. Yani çok kısa bir rolü var ama yine almış. Orada da Bergman'ın rolü de muhteşem. Ya yani oyunculuğu, yani çok kısa görünmesine rağmen çok büyük bir oyuncu olduğunu burada kanıtlıyor. Burada 1930'lu yıllarda İstanbul Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi de bir cinayet işleniyor. İşte Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunuyor. O tesadüfen de trende Belçikalı dedektif Herkül Perot bulunuyor. Onun tipi çok güzel. O tipleme muhteşem. Şimdi buradan sonra kim devam etmek ister? Bu da Agatha Christie'nin kitabını da paylaşmıştım. Okumuşsanız yani çok çok güzel bir kitap. Burada mesela bu karakterlerin, hani romandaki karakterlerin sinemaya uyarlanması zordur her zaman için. Ama burada bu uyarlama çok güzel. Yani burada Sidney Lanet çok büyük bir usta olduğunu gösteriyor. O Agatha Christie romanını gerçekten sinemasal bir şölenle, büyük bir özveri ve şeyle başarıyla beyaz perdeye uyarlamış ve sinemasal bir boyut kazandırmış bu filmi. Burada bu film en iyi Agatha Christie kitaplarının uyarlamasında en birinci sırada yer alıyor bu film. Yani burada kitap uyarlamalarında hani cesaret edemeyen yönetmenler için de bu film bir teşvik olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bu filmden sonra baktığımız zaman birçok Christie kitapları uyarlamaları görüyoruz yıl yıl. Nilgün buyur. Ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Az önce Kolberg'in ahlak gelişiminden bahsettim. Yetişkinlerdeki ahlak gelişimi düzeyinden. Mesela dedektif burada mesleki olarak film çok güzeldi. Evet, anlamlı mesajlar da vardı. Sonu için söyleyeceğim beni etkileyen.
mesleki olarak yapması gerekeni yapmadı. İşte bu insan olmanın evrensel ahlak değerini benimsediğini, onu hissetti ve grubu bırakıp gitti. Bu az önceki şeye güzel bir örnek oldu, bu filmin sonu. Az önce tartıştığımız konuya sadece onu belirtmek istedim. Yani görevini yapmak zorunda olup yapması gereken başka bir şeydi. Ama bu insan olma değerlerine, evrensel ahlak değerlerine aykırıydı ve onu gerçekleştirdi. Herkes öyle olamaz. Keşke bütün bu hani savaşanlar, kötülükleri yapmak zorunda kalanlar, işkenceciler bu değerlere sahip olabilse. Ama çok kolay değil, bu değer düzeyine ulaşmak ciddi bir insani altyapı gerektiriyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler Nilgün, değerli katkıların için. Nihal buyur. Sesim geliyor mu? Evet. Şimdi aslında bu filmi ben başkalarından dinlemeyi çok istiyorum. Zira ben Agatha Christie'ni ortaokul, lise zamanlarımda okurken benim kankim, Yeni Mahalle Kütüphanesi'nin yollarını aşındadığımız sevgili arkadaşım Agatha Christie'ni benden çok daha fazla iştahla okurdu. Ben bu dedektiflik, entrika, gizem, sır, bilmem ne şeylerinde hiç iyi değilimdir. Böyle bilmece, bulmaca, çözme hadiselerinde. Bu kitapları onun sayesinde biraz okumuşumdur. Onun hevesiyle, iştahının bulaşıcılığıyla okumuşumdur. Bende de 2-3 tane kitabı var. Bu da var, bu kitabı da. Ama benim hani çok haz aldığım bir alan değil. Beni etkileyen filmde görüntüler, yani Türklere, Müslümanlara bakış açısı, o istasyondaki koyunlar, sarıklılar, türbanlar, çeşit çeşit insanlar. Ya bir yokluk dönemi mi, yoksa nasıl bir dönem bu? Yani o yolcular binerken, yolcular benim oradaki kültür ve medeniyet anlamında oradaki zıtlık acayip derecede dehşete düşürdü. O kadınların nasıl Avrupa'yı, bir zaten Avrupa'da ama ona karşı onlara bir şey satmaya çalışan, çevresinde dönen insanlar gerçekten böyle yoksul, gariban, böyle dilenci pozisyonunda gösterilmiş, efendim çiğ etine kadar. Yani o istasyonda, İstanbul'un olduğu yerde koyunlar, şeyden tut, Boğaz'da koyunlar, çoban, ondan sonra meyveler, sebzeler, efendim her türlü şey var. Japonlar falan da vardı. Bayağı bir kozmopolit bir olay o istasyon. O beni çok etkiledi. Bir de yemek yerken kahveyi dökmesi, işte kebapla, şişle, onunla bununla. Yani burada bir kültürel bir şey vardı. Bir karşı duruş ya da bir küçümseme mi vardı, bilemedim. O beni biraz irite etti. Hoşuma gitmedi. Ama dedektif şeyi sorguluyordu. Siz hiç gördünüz mü? Siz hiç geçtiniz mi? Hani o Ayasofya'ya ya da Boğaz'ı geçme olayına, dedektif mesleğinden de kaynaklı, öğrendiklerinden, karakterinden de kaynaklı, hiçbir şeyi görmeden, bilmeden sen böyle işte atıyorsun, bodoslama atıyorsun, işkembeden atıyorsun ama geçmemişsin, görmemişsin. O adam acaba bunu yaşamadığı için imkansızlıktan mı söylüyor, yoksa yani öyle savurduğu için mi söylüyor? Ben onu anlayamadım yani oradaki adamın. Ama dedektifin oradaki şeyi çok güzeldi. Ondan etkilendim açıkçası. O trenin lüks, o kadar lüks bir trene karşı istasyondaki o bozkır havası veya trenin geçtiği bütün Avrupa kentleri. Ya bu tren, böyle bir trene valla bende bir binme iştahı kabarttı. Ama o uçurum, o kokoş kadınlarla, o kadınlar da beni çok şey yapmadı yani. Gerçekten bu iki farklı dünyayı gösterme anlamında yönetmen, senarist, artık her kimse aşırı başarılıydı. Böyle miymiş? Bu kadar, böyle büyük bir uçurum vardı. 1930'lar, yani daha Cumhuriyet yeni.
Ben olaya sosyolojik, toplumsal olarak bakabildim. Çok böyle şey çözme olayım olmadığı için onlarla hiç başarılı değilimdir. Ama şeyin kaygısı bana bulaştı. O sekreterim miydi, genç bir çocuk. O çocuğun kaygısı bana bulaştı. Bu romantik kitap falan o. Onda bir olay var dedim. Ama Agatha Christie'nin örneği şey vermez de. Sonuna kadar şaşırtır yani insanı. Sonra ondan vazgeçtim. Ama bu tezat çevre beni etkiledi diyebilirim. Bu beş ölüden etkilenen bütün insanların o trende planlı bir şekilde buluşmaları, sonunun böyle olacağını bize hep böyle bir şey, geveze bir kadın vardı. O şey yaptı, servis edildi. O şey yaptı değil mi? Düğmesinden tut şeyine, kendi kullandığı bütün enstrümanları kendi eliyle getirdi. Yani cinayet işlerini organize eden insan kendi eliyle suçlu başkasıymış gibi servis etti. Yani güzel bir filmdi ama ben böyle filmlerden çok böyle şey olmuyorum, sarsılmıyorum. Sadece şey yönü beni etkiledi. Belki öyle bir çözme olayı bulma şey olayım olmadığı içindir. Toplumsal olarak beni etkiledi. Kılık, kıyafet, kültür, çevre onlar daha çok etkiledi beni. Filmin olay akışından daha çok etkiledi. Yani Türklere, Müslümanlara bakış açısı falan, yaşanan durum onlar beni çok daha fazla etkiledi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkürler Nihal. Evet, filmin başında Türkiye'de geçiyor sahneler. Anadolu yakasında Salacak İskelesi çok güzel. Şimdi de çok güzel. O zaman da çok güzel. Ve bizim mesela duayen sanatçılarımız, o sinema oyuncularımız var filmde. Mesela Nuber Terzihan, fark etmişsinizdir. Venasa'yı tespih çatmaya çalışan adam. Orada kısa bir rolü var. Nuber Terzihan'ın. Orada 1970'lerdeki Boğaz'ı görüyoruz. O da benim çok hoşuma gitti. Yani kalıcı bir belge. Çok çok hoş. Ya o sahneleri ben çok beğendim. Çok güzel. Orada mesela Ingrid Bergman'a ödül veriliyor. Üçüncü Oscar'ını bu filmde alıyor. İşte ama mesela diyor ki aslında mesela neden kısa bir rolü var. Yani burada rol ödül almasına şey yapıyor, hatta kendi de şaşırmış. Orada Day for Night filmi yarışıyor o sene. Orada işte Valentina Cortez'in alması gerektiğini söylemiş bu ödülü. O da çok hoş bir, yani orada da benim çok hoşuma gitti o konuşması. Burada şimdi bu filmin çekildiği o vagon, o lüks vagon, gerçekten ya dediğin gibi çok lüks o yemek vagonu, Selanik kentinde sergileniyor. O Selanik'e giderseniz eğer o müzede onu görürsünüz. O çok hoş. Film bayağı bir ödülleri var, işte onları bahsetmiştim. Başka filmden ve o kitaptan da bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Başka kimler konuşmak istiyor? Yaşar Hocam, buyurun size devam edelim. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Bugünkü film hem de kitap ikisi bir arada olunca birazcık detayla ilgili pek çok husus aklıma geldi. Onları sizi fazla yormadan özetleyerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir kere bu filmde Agatha Christie okuyucusunu sürüklüyor. Ben bir yazıyı ya da bir filmi izlerken ne var katil filanca demeyi çok seven birisiyim. Agatha Christie sağ gösterip sol vuruyor arkadaşlar. Yani öyle birisi. O yüzden şu katil diyeceğim yerde bir de bakıyorum bir başka özellik çıkıyor. O yüzden Agatha Christie'yi sürekli tartışmak lazım arkadaşlar her yönüyle. Şimdi
Bu filmin özelliğinden birisi raket. Şimdi raket acaba kasetti mi? Şimdi bir insanın iki adı olur mu? Yani okurken, hem kitabı okurken hem filmi izlerken böyle kimliksizleştirme ya da yeni kimlikle bir insanı anlama dediğimiz bir kavramı da aklına getirmem lazım. O yüzden bu kaseti ile raketin eş anlamlı aynı kişiler olduğunu, diğer bazı kişilerin de isimlerinin değiştirilebileceğini dikkat ettiğim zaman, o zaman heyecan daha da bastı beni. Hatta gece 1'e kadar yoruldum da, onu da söyleyeyim. Bir taraftan kağıda yazıyorum, diğer taraftan buraya aktarıyorum. Ne oluyor diye çok da heyecanlı da değerli arkadaşlarım. Şimdi insan niye kimlik değiştirir? Şunun için, geçmişte yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı insanların acı çektiğini hissettiklerinden dolayı. O yüzden kasetti kimliğini farklı bir şekilde biliyor kendisini. İkinci bir özellik de şu, kağıttan buluyorlar Poyret, kağıttan buluyor kasetinin adını. Nasıl buluyor? İndirek yoldan. Değerli arkadaşlarım, bu indirek yolun özelliği şu, kağıtta, yanmış kağıtta Albay Armstrong'la ilgili bir cümle. Demek ki arkadaşlar, iyi bir kriminolog olmak istiyorsanız geçmişteki olayları da hatırlamanız lazım. Agatha Christie'nin bir özelliği de geçmişteki olaylara atıf yapmadaki başarısı. Aynı Edgar Allan Poe gibi birisi arkadaşlar. O yüzden tamam buldum, anladım demeden böyle farklı yönlere dikkat çekerek okuyucuyu peşinden sürüklüyor. Filmde de öyle. O yüzden Poyret'i hayran hayran izledim. O kambur, yavaş yürüyen, bir türlü karar veremeyen ama şu da olabilir, bu da olabilir diyen birisi. Diğer taraftan arkadaşlar, ilk sözleri çok hoşuma gitti. Acaba bu bir intikam cinayeti mi? Yoksa bir para için, bir çıkar için yapılan bir cinayet mi? Hemen ikiye ayırdı. Eğer örgütlü bir suçsa dedi, bu örgütlü suçların özelliği o örgüte ait insanlardan gideceğim. Eğer aileye verdiği zarardan olduysa ona ait, yani Armstrong ailesine ait sorunlardan sorunu çözeceğim dedi. Bakın arkadaşlar, böyle hep sınıflandırarak gidiyor. O yüzden hem film hem kitap böyle insanı peşinden sürüklüyor. O halde bu olayda aile cinayeti mi yoksa bir örgüt cinayeti mi diye soru soruyorum. İkincisi, arkadaşlar, gruplandırmada ikinci dikkat ettiğim hadise, Poirot'un yanı sıra Boyk'un cümleleri. Şu saatte tren filanca yerden kalktı, filanca yere şu saatte vardı. Buna göre olayların akış şemasını ve kişilerin yalan söyleyip söylemediğini izledi. Boyk'un özelliği de Boyk'un, Monsieur Boyk'un özelliği de o, tarihleri ve süreçleri çok güzel aktarması. Doktor Konstantin'in özelliği de arkadaşlar, bu olayda acaba adli vakada ne gibi unsurlardan faydalanabilirim? Ölüm zamanı, hançer, bıçakla ilgili hadise, iki şey üzerinden bağlantı kurarak olayı çözmeye çalıştı Doktor Konstantin.
Dolayısıyla arkadaşlar bıçağın nerede, nasıl bulunduğu, saatin o saatte mi yoksa başka saatte mi olup olmayacağına dair konuları bilmediği için hemen saat 1.15'te cinayet olmuştur dedi. Ama Poirot öyle değil. Bir dakika meyanında doktoru durdurarak farklı yönlerine dikkati çekerek bu olayı izlemeyi devam etti. Şimdi değerli arkadaşlarım, delillerin analizini nasıl yapıyorlar? Birazcık da onları vurgulayalım. Şimdi delillerde T harfi işlenmiş bir mendil var ve pahalı bir mendil. Bu mendilin özelliği acaba katile yaklaşmamıza yol açar mı? Şimdi bu mendili kim düşürdü veya bıraktı konusu gündeme geldi. Pahalı da bir mendil. O yüzden bazı kişilerin katil olmayacağına dair fikirler de üretildi. Ya Pipo'ya ne dersiniz arkadaşlar? Pipo'nun özelliğinden de sigara mı Pipo mu içen diye de insanları sınıflandırarak çalıştılar. Yani bir cinayeti araştırırken böyle gruplama yaparak araştırmanın gereğini vurguladı. Peki kırmızı kimono kim giydi? Ve kırmızı kimono nerede bulundu, nasıl bulundu? Buna ait deliller üzerinde de durdular çok fazla. Çünkü katili buradan da yakalayacaklar. Sonra kondüktörün giysisi ve bir düğme. Bakın arkadaşlar, tek bir düğmenin bile delil olabileceğini vurguladılar. O düğmenin de nasıl oraya bırakıldığı mı yoksa düştü mü, aceleyle elbiseyi çıkarırken mi olduğu gibi cümlelerden delil değerlendirmesine geçtiler. Şimdi bir başka söylememiz gereken hadisede sağlak mı, solak mı olanların varlığını da sınıflandırma yaptılar delil tespiti olarak. Sağlak olanlarda, yani sağ elini kullananlarda sorunu pek bulamadılar. Ama solaklarda hadi bana adresini yaz, özelliklerini, bulunduğun yerlerin özelliklerini yaz deyince katile birazcık daha yaklaştılar arkadaşlar. Bir başka delilin özelliği de bunun üzerinde de durmak istiyorum. O da şu, çapraz sorgulama sırasında kim neyi söyledi'nin anlaşılmasında heyecana çok önem verdiler. Yani kim nasıl konuştuğu da heyecan ve kendisini ele verme. Şimdi Fransızca konuşmanın doğal kendisinde var olan birisine ihtiyaçları var. Ama katil böyle şıp diye çıkıp da ben Fransızca biliyorum diyecek birisi değil değerli arkadaşlarım. O yüzden de bu doğal olayları anlamak için sanki o tren kara saplandıktan sonra mahkemedeymiş gibi insanları bir aradayken konuşmalarına da fırsat verdiler. Dolayısıyla burada şunu da söylememiz lazım. Mahkemedeki ifadelerin yalnızken verilen ifadelerden çok değişebileceğini, konunun anlaşılmasını sağlayabileceğini vurguladılar. Bu yönüyle şunu da söylememiz lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi heyecan unsurunun kişinin ya ben tamam kendimi açıklıyorum, yalan söylemekten vazgeçiyorum noktasına varılması lazım. Bu şeyde, filmde tıpkı
katilin aniden suç işledim demesi gibi aslında aniden değil, planlı bir cinayet olayı ve tepeye o kadar güzel çıkarıyor ki arkadaşlar Agatha Christie, anlatamam. O tepeye çıkma yani şeyin çarpışık durumların, çatışmanın tepeye çıkması için albayla prensesin çatışmasını sözlü konuşmasına çok dikkat ediyorlar ve bunun üzerinden açığa çıkıyor. Yani prenses kendisinin Armstrong ailesinden olduğunu ancak intikamla ilgili duygularını maksimuma çıkardıktan sonra açıkladı. Yoksa açıklamayacaktı değerli arkadaşlarım. O halde bu olayın sınıflandırılması ve anlatılmasıyla ilgili hadisede insanların çok şaşırtıldığını da söylüyorum. O Cassettinin öldüğü odada kapıların kapalı olması, geçişlerin nasıl olduğuyla ilgili konunun araştırılırken insan ifadelerinden gidilmemesi gerektiğini Poirot söyledi. Ona çok dikkat etti. Dedi ki, ya biz dedi niye ifadelere takılıp kalıyoruz? Şu delillerden gitsek ya, Poirot'un büyüklüğü de orada arkadaşlar. Konuyu çözmedeki becerisi de orada. O yüzden insanların farklı kimlikle farklı ifade verdikleri ne dikkat etmek için delilden tanığa ve sanığa gitmesini bildi. O sayede başardı. Bununla ilgili bu slaytları hepinize gönderdim biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da söylememiz lazım. Fransızca bileni heyecanlanmasıyla konuyu açıklamasını sağladı. Ben katilin meyanında getirdi. Dolayısıyla raketin kompartmanında konuşan kişinin insanlara farklı yöne kaydıran kişinin ben prensesim, ben işlemem kültürü yaymasının delil karartma olduğunu da gördüm. Onu da söylemem gerekiyor. Bir de bu olayda dikkatimi çeken hadise çok zengin, kibar ve akıllı insanların suç işlenmeyeceğine dair insanların ön yargısını Agatha Christie çok güzel işlemiş. O ön yargı dolayısıyla zaten Poirot bu konuyu çözmede ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ancak bu delilleri tanımlarken buradaki slaytta da görüldüğü gibi soruları yazarak kendi iş dinamiklerinde tartışarak götürdüler. Yani her şeyi o mahkemede keşif sırasındaki konuda sormuyorlar. Bazılarını kendi işlerinde konuşarak süreçleri geliştirdiler. O yüzden biz sadece mahkemede tanık ifadeleriyle ya da delillerin değerlendirilmesiyle karar verildiğini düşünmemeliyiz. Bunları bir bütün olarak değerlendirerek anlamamız gerektiğini de hissettim. Bu bir başka söylememiz gereken hadise de pasaporttaki delil. Arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam. Orada bir yağ damlası var. Benim adım H harfiyle başlamıyor. Ancak Poirot o H harfinin silindiğini
değiştiğini harika buldu. Üzerinde yağ damlası var. O halde isim değişiklikleri de bu olayda söz konusudur diyerek prensese ulaştı arkadaşlar. Prensesi bu sayede konuşturdu. Yoksa prenses bu olayı açıklamayacaktı. Dramakov. Dolayısıyla arkadaşlar bu bütünsel olarak değerlendirdiğimizde bu filmde bir çaresizlik, ayrılma, yoksulluk, düş kırıklığı olan bir aile var. Bu filmde içe atım ve bu yüzden bir gerileme olmuş bir Albay Armstrong'un ailesi söz konusu arkadaşlar. Çok üzgünler. Diğer taraftan da bu rakete ulaşmak için büyük sıkıntılar çektiler. Onu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Katkılarınız ve sorularınız olursa da mutluluk diyeceğim. İyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Hocam. Merve, ben filmi çok beğendim. Nihal de bahsetti, o görüntüler falan ilk sahnesinde İstanbul'u o hali hakikaten kalıcı bir şey. Yani evet. O hali o kadar güzeldi ki bayıldım o sahnelere. Tabii Osmanlı'nın son günleri, son zamanları her türlü insan var. Yani her Arap, zenci insan, köleler, fakirler, işte koyunlar, öte yandan da Avrupalı zenginler, sosyetikler falan. Herkes var, her şey var. Kozmopolit bir şey ama mutlu bir şekilde yani anlaşılan yaşıyor. Ama Avrupalılar onların yanında tabii ki çok sosyete kalıyor. Çok lüks böyle kürkler içinde falan. Ama tren harikaydı, lüks bir trendi. Tabii eski trenler çok çok güzeldi. O siyah bulutları, dumanları olmasa trenler her zaman çok güzel. Kirlilik yapıyor tabii, hava kirliliği. Onun dışında trenler bizim çocukluğumuzda da en çok rağbet görenlerdi. Keşke yine öyle toplu taşımacılık olsa. Şimdi filme gelince Yaşar Hocam zaten çok güzel anlattı bütün bilgileri ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Bir kere o eski yeni versiyonu da varmış. Oğlum öyle söyledi, onu mu istersin? Yok dedim, bu 1974 o dönem olsun. Çünkü o dönem izlemek önemli. O dönemin yaşantısı, işte trenleri, görselliğiyle. Filmde bütün karakterler çok özeldi. Hepsi çok değerli sanatçılardı. Gerçekten de hepsinin o dönemki halleri... ne bayıldım, rollerine bayıldım, hiç şey vermediler. Ben hatta Merve şaşırdım, en sonunu tekrar izledim. Allah Allah dedim, acaba benim kaçırdığım bir şey mi oldu? Yani hiç mi bunlar belli etmediler? Bu kadar böyle hepsi bir araya gelmiş, aynı intikamla peşinde ve sonuca da ulaşıyorlar. Tabii çok kötü bir insan, ama Nilgün Hanım'ın dediğine çok katılıyorum. İnsan olmak gerçekten de bazen kuralları aşıyor, insani durumlar. Mesela ben öğretmenlik hayatımda da çok bilirim, kurallar vardır asla bunu yapılmayacak diye, ama o kuralları insani durumlardan dolayı aşabiliriz. Ben mesela yazılılarda öğrencilerime izin verirdim, tuvalete giderdi, su içerdi. Yani bu kadar ne oluyor böyle, kural kural. İnsani bir şey varsa tabii ki aşılması gerekiyor. Bu o kadar 5 kişinin canını yakmış canavar bir insan. Hala bak, önündeki adam çorba içecekti, sekreteri. Kalk dedi o masadan dedi. Hala çok kötü bir insan olduğu belliydi. Yani aynı şekilde acımasız bir insan. Onun için katledilmesi demek ki insani olarak gerekliymiş. Ama öyle güzel çekmişler ki, yani o kar manzaraları, o insanlar, o kıyafetler, o bakışlar, o duruşlar, o yaşlı hanımefendinin hiç gülmemesi çok ilginçti. Yüzü kırışmasın diye. Ya dedim, kırışsın yüzünüz, gülerken kırışsın. Allah aşkına hep gülümsemek gerekiyor. Sevgi vermek gerekiyor insanlara. O da çok hoştu. Yani nereden baksam bayıldım filme.
Çok teşekkür ediyorum. Çok uzatmayayım. Herkes konuştu sanıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler Nesan. Biz geçen seneler Agatha Christie'nin 10 kişiydi. 10 Küçük Zence kitabını da okumuştuk. O da çok güzeldi. Onu da çok beğenmiştim ben. Ya evet, Merve, hep hatırlatıyorsun, sağ ol. Evet. Ya çok güzeldi, evet. Hatırladım hakikaten. Çok güzel okumayan şeyler arkadaşlar, okuduk, evet. Çok güzel şeyler yaşadık. Hatırlayınca da çok mutlu oluyorum doğrusu. Çok güzel, evet. Teşekkürler arkadaşlar, ben herkese. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Nihal. Ya Yaşar hocama çok teşekkür ederim. Çünkü bu şey, bu sunumda bana katkısı %100 diyebilirim. Yani bir insanın kendini bulması ancak böyle mümkün herhalde. Şey, yaptığı işle doğru orantılı olduğu için herhalde Yaşar hocanın bu hazırlığı, paylaşımı, sunumu, aktarması benim Büyük tam ya tam kendi işiyle bütünlüklü olduğu için o kadar ihtiyaç duyduğum ve kendisini de keyifle anlattı böyle adım adım bir şey oldu ki bugün özellikle teşekkür etmek istedim. Sağ olsun. Sağ olun. Gerçekten Yaşar hocam, sizin grubumuza katkınız çok güzel. İyi ki sizi tanıdık, iyi ki aramızdasınız. Teşekkürler herkese. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.